havan toplarıyla yıkılmış, çıkması yasak, o sokaklarda vurulduğunda. Böyle demişlerdi sana, 8 çocuğa can vermekten sabıkalı bir ana. Kaldırmaya koşan vebadır halbuki adın, karlar altındaki kudretindir kadının. Kardelenin gizeminden alnına, o kudrete nişan alır, şarjöründe ölümü ve korkuyu taşıyanlar. Namluya sürülmüş, kör nefretle dolaşırlar, ölü kadınların yattığı sokaklarda. Ak tülbentinden vurulur merhamet, tandırlarda pişen ekmek vurulur. Birdenbire gelen cesaret, hiç gitmeyen çile vurulur. Ne keskindir nişancıları, gezleri, gözleri, ne de acımasız. Hiddetlerinden, hikmetlerinden sual olunmaz. Ama 7 gün, 7 gece yerde kalır da tek bir çizik almadan doğrulup kalkar o kudret. Yıllar soğuk bir nehir, akıp geçti zulümlerin. Yerde kalan ölülerin ardından unutmanın illetiyle hatırlamanın şiddeti arasında nefessiz kalırken insanlık karların altında taybetana bütün kudretiyle tarihe bakıyor hala. Bunda teşekkürü hem Kadın Meclisimize hem İstanbul İl Örgütümüze de yapmak istiyorum. Çünkü bugün bizlerle Figen Yüksekdağ'ı buluşturdular. Figen Yüksekdağ eski eş genel başkanımız. Şu an dört duvar arasında cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Arkadaşlarımız cezaevine girdikleri günden beri hiçbir zaman aslında bizlerden kopmadılar. Yürekleri, gönülleri, kalemleri, selamları her daim bizlerle birlikte oldu. Zaman zaman bizlere hikayeler yazdılar, zaman zaman bizlere romanlar yazdılar ve şimdi de şiirle aramızdalar. Sevgili Figen Yüksekdağ aslında bu şiir kitabında değerli arkadaşlar Türkiye'yi anlatmış. Türkiye'nin gerçekliğini anlatmış, Türkiye'de yaşadığımız acıları kaleme almış. Her birimizin okuduğu şiir ayrı bir acı, her birimizin anlatmak istediği şiirin içindeki sözler ayrı bir trajedi aslında. Hem Taybet Ana'nın hikayesi, hem 33 düş çocuklarının hikayesi, hem de aslında Türkiye'deki gençlerin, kadınların yaşadıkları, evet bize Türkiye'nin gerçekliğini anlatıyor. Figen Yüksekdağ cezaevine girmeden önce yaşanmıştı bütün bu acılar. Ancak o içerideyken de bu acılar gün be gün katlanarak devam etti. Hiç eksilmedi, hiç bitmedi. Ve biz Figen Yüksekdağ'da, Selahattin Demirtaş'ı'da, Gülten Kışanağı'da, İdris Balukeni'de bizlere yazdıklarıyla bu mücadelenin içerisinde hep gördük, hep yanımızda hissettik. Öneri sundular, bazen eleştiri yaptılar, bizleri güçlendirdiler. Biz biliyoruz ki değerli arkadaşlar, onlar cezaevinde olsalar bile bu mücadeleye katkıları çok büyüktür, çok değerlidir, çok kıymetlidir. Aslında kitabın başlığı bile, yıkılacak duvarlar başlığı bile bize yapmamız gerekenleri anlatıyor kısaca. Evet, o duvarlar yıkılmalı. O duvarlar yıkılmalı ki Figen Yüksekdağlar, Selahattin Demirtaşlar, Sebahat Tunceller, Gülten Kışanaklar, İdris Balukenler serbest kalmalı, içimizde olmalı, özgür olmalı değerli arkadaşlar. İşte onlar özgür olana kadar da bizim mücadelemiz devam etmeli ki devam edecek elbette ki sizlerin katkılarıyla, bizlerin katkılarıyla. Ben bir kez daha sevgili Figen'e, kalemine sağlık, yüreğine sağlık, emeğine sağlık diyorum. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Şu gökyüzü gibiyse suç kimde? Damla düşmüyor çoktandır kurumuş, unutulmuş vicdanın kör kuyusuna. Adına insanlık deniyor şimdi o kanı çekilmiş iskeletin. Kabil'i kör kuyuya gömen Habil hikayesi, kardeşlik dediğin. Thank you.
Mücadelelerimiz, kadın mücadelelerimiz, alanda verdiğimiz her mücadele için bu sistemin duvarlarını yıkmak, bu anlayışı yıkmak için bir arada örgütlü bir mücadele veriyoruz. Sevgili Figen Yüksekdağ da bu vermiş olduğu örgütlü mücadelenin HDP içinde kadın mücadelesiyle birlikte büyüttüğü bu örgütlü mücadelenin devlet nezdinde ya da bu anlayışın nezdinde görülen büyük bir tehlike arz ettiği için onlar açısından Figen Başkan gibi birçok arkadaşımız, yoldaşımız cezaevine tutsak ediliyorlar. Fakat onların tutsaklıkları dört duvar arasında fiziksel olabilir ama gördüğünüz gibi şiirleriyle, hikayeleriyle, sözleriyle, içeriden bize gönderdikleri selamlarla bu tutsaklıklar işlemiyor. Onlar da görüyorlar. Sevgili Figen Yüksekdağ yazdığı güzel şiirlerle yüreğimize, kalbimize dokunmuş. Biz de bu dokunuşu hep birlikte yaşamak için bugün buraya toplandık. Şimdi onun şiirlerinden örnekler dinleyeceğiz. Müzikler eşlik edecek. Sonra da imzamızla beraber hem de Figen Başkan'ı ve onunla birlikte tutsak olan sevgili Gülten Kışanak, Sabahat Tuncel ve cezaevinde bulunan şu an isimlerini anamayacağımız kadar çok kadın yoldaşlarımız, erkek yoldaşlarımız hepsini buradan saygıyla, sevgiyle anıyoruz ve onları mutlaka ama mutlaka o zindanlardan çıkaracağız. Bizler dışarıda kalanların üzerindeki en büyük sorumluluk ve mücadele azmi de buradan kaynaklanıyor. Ana.